Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Dersimizin konusu Hazreti Yusuf zindanda. Hazreti Yusuf Aziz'in karısının sözünü dinlemedi. Çünkü o kendisini büyüten efendisine ihanet etmek istemiyordu. Kocasına şöyle dedi: kadınlar her yerde benimle Yusuf hakkında kötü şeyler konuşuyorlar. İncitici şeyler söylüyorlar. En doğrusu onu zindana atmandır. Böylece insanlar Yusuf'un bana yaklaşmak istediğini ve bu yüzden zindana atıldığını zannedecekler. Bunun üzerine Yusuf'u zindana attılar haksız yere. Onunla beraber iki genci de zindana atmışlardı. Orada tanışarak arkadaş oldular. Bu iki delikanlı bir gece birer rüya gördüler. Sabah olunca Yusuf'tan rüyalarını yorumlamasını istediler. Birisi şöyle dedi: rüyamda üzüm sıkıp içki yaptığımı, onu da krala sunduğumu gördüm. Diğeri ise ben de başımda ekmek tepsisini taşıdığımı, sonra kuşların gelerek onu yediğini gördüm. Bu rüyalarımızı bize yorumla. Biz seni iyi ve salih bir insan olarak biliyoruz diye Yusuf'a rica ettiler. Hazreti Yusuf onlara şöyle dedi: nasıl bir rüya görürseniz görünüz, ben onu olmadan önce tabir ederim, aynen benim dediğim gibi olur. Bu bana Allah'ın Celle Celaluhu öğrettiği bir ilimdir. Çünkü ben ona iman ediyorum. Onun tek bir ilah olduğuna inanıyorum. Atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın yolundan gidiyorum. Ona hiçbir şey ortak koşmuyorum. Evet ey zindan arkadaşlarım, hiçbir şeye gücü yetmeyen yalancı ilahlar mı, tanrılar mı, yoksa her şeye gücü yeten bir Allah mı daha güçlüdür? Sizin taptığınız ilahlarınız yalancıdır. Allah size kendini, yalnızca kendisine ibadet etmenizi emretti. Çünkü biz o yarattı ve rızıklandırdı. Bizi kim yarattı? O yarattı. Çünkü bizi o yarattı ve rızıklandırdı. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz krala içki sunacak, başındaki tepsiden kuşların yediği diğeriniz ise idam edilecek. Hazreti Yusuf kralın şarapçısının olacağını söylediği arkadaşına kendisini unutmamasını, günahsız yere zindanda olduğunu krala bildirmesini tembih etti. Hazreti Yusuf kralın şarapçısı olacağını söylediği kişi zindandan kurtuldu, diğeri ise asıldı. Fakat kralın şarapçısı Yusuf'a verdiği sözü unutmuştu. Yusuf yıllarca zindanda kaldı. Bir gece kral bir rüya gördü. Rüyasında nehrin kenarında oturuyordu. Yedi semiz inek orada otlarken yedi zayıf inek gelerek semiz inekleri yedi. Kral korkusuyla uykusundan uyandı. Korkusu biraz geçince tekrar uyudu. Bu sefer rüyasında yedi kuru başağın, yedi yeşil başağını yediğini gördü. Tekrar korkuyla uyandı. Kral sabah olunca adamlarını toplayarak rüyasını onlara anlattı. Hiçbiri rüyayı nasıl yorumlayacağını bilemedi. O esnada kralın şarapçısı Yusuf'u hatırladı. Krala şöyle dedi: beni zindandaki Yusuf'a gönder, bu rüyayı ona tabir ettirebilirim. Kral onu gönderdi Yusuf'a. Ey doğruluk örneği Yusuf dedi, yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineğin, yedi kuru başağın, yedi yeşil başağın yemesini yorumla. Bunu merakla öğrenmek isteyenlere haber vereceğim dedi. Hazreti Yusuf şöyle yorumladı rüyayı: yedi sene bolluk olacak, ekin ve mahsul çok olacak. Bu yedi yıldan sonra yedi kıtlık yılı gelecek. Sizin bu ilk yedi yılda çok,
çalışıp hazırlanmanız lazım. Bolluk yıllarında depo edeceğiniz mahsulleri kıtlık yıllarında yersiniz. Ardında yine bolluk gelir. İnsanlar bol bol üzüm, susam ve kamış mahsulü elde ederler. Yağını çıkarır, bol bol bunlardan faydalanırlar. Rahat ve huzur içinde yaşarlar. Adam krala giderek Yusuf'un dediklerini anlattı. Kral şaşırmıştı. Onu tekrar Yusuf'a göndererek kendisini alıp gelmesini söyledi. Yusuf'u kendi adamları arasına alacaktı. Yusuf bunu kabul etmeyerek önce suçsuz yere zindana atıldığını bilinmesini istedi. Çünkü o kral onu atmıştı efendim zindana. O da mesela şunu kraldan istiyordu, diyordu ki yani sen benim bu zindana niçin yani suçsuz bir şekilde benim attığımı bilmeni istiyorum. Krala git, ona ellerini kesen kadınları bulmasını söyle. O kadınlara benim ne olduğumu sorsun. Böylece suçsuz olduğum anlaşılsın diyerek adamı geri çevirdi. Kral o kadınları çağırarak Yusuf'u sordu. Kadınlar, o iyi bir insandır. Hiçbir kötülük yapmamıştır. Vezirin karısı da gelerek doğruyu açıkladı. Onu ben arzu ettim fakat o kaçındı. O suçsuzdur, haksız yere zindana atılmıştır. Kral bunları onlardan duyunca anladı ki Yusuf akıllı ve güvenilir bir insanmış. Onun bilgisinden ve doğruluğundan faydalanmak istedi. Onu getirin diye emretti. Hazreti Yusuf gelerek krala konuştu. Kral onun zeki, doğru ve güvenilir bir insan olduğunu anlamıştı. Ona artık sen aziz ve şerefli bir insansın dedi. Hazreti Yusuf, ülkede önce bolluk olacak, sonra da kıtlık gelecektir. Devlet hazinesinin idaresini bana veriniz. Çünkü ben idarem altındaki işleri başarıyla yürütürüm, her şeyi yerli yerince harcar, zor günler için tedbir alırım dedi. Hazreti Yusuf kralın veziri olmuştu. Artık her şey onun elindeydi. Bakın Allah ne yaptı? Zindana attıktan sonra onu devletin Mısır'ın devlet mesela paralarının hazinesinin başına geçirdi. Hazreti Yusuf kralın veziri olmuştu artık. Her şey onun elindeydi. Bolluk yılları geçti ve kıtlık yılları geldi. Yusuf bolluk yıllarında depoladığı buğdayı halka dağıtıyordu. Kıtlık bütün ülkeyi etkilemişti. Mısır civarındaki diğer bölgelerden de ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar geliyordu. Bir gün Yusuf Aleyhisselam kardeşleri gelerek karşısına çıktılar. Yusuf'un bir vezir olacağını akıllarının ucundan bile geçirmiyordu. Hazreti Yusuf onlara kaç kardeşsiniz diye sordu. Onlar, biz 12 kardeştik, birimiz kayboldu. Bir kardeşimiz de babamızın yanındadır dediler. Yusuf onlara ikramda bulunarak karınlarını doyurdu. Sonra şöyle dedi, gidiniz kardeşinizi de beraber getiriniz ki İstediklerinizi vereyim. Şayet onu getirmezseniz size hiçbir şey vermem. Kardeşleri babalarına gelerek şöyle dediler. Eğer kardeşimizi bizimle göndermezsen hiçbir şey vermeyecek. Size güvenmiyorum. Yusuf'a yaptığınızı ona da yapmanızdan korkuyorum dedi Hazreti Yakup onlara. Onlar ey babacığım biz sana doğruyu söylüyoruz. İşte bizim buğday ile değiştirmek üzere götürdüğümüz mallar vezir onları bizimle geri gönderdi dediler. Babaları onu koruyacağına dair yemin etmedikçe sizinle göndermem dedi. Kardeşleri onu koruyacaklarına dair yemin ettiler. Buğday almak üzere tekrar Mısır'a döndüler. Babaları onlara şöyle nasihat etmişti. Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyiniz. Değişik kapılardan giriniz. Mısır'a gelerek Yusuf'un huzuruna çıktılar. Hazreti Yusuf onlara belli etmeden Bünyamin'i bir kenara çekerek ben senin kardeşin Yusuf'um. Bunu kardeşlerine söyleme dedi. Adamlarına kralın su kabını Bünyamin'in yüklerinin arasına koyunuz diye emir verdi. Yusuf'un kardeşleri hazırlandılar. Eşyalarını, develerini yüklediler. Tam çıkacakları sırada bir kişi
bunların içinde bir hırsız var diye bağırmaya başladı. O kişiye dönerek şöyle sordular. Sizin neyiniz kayboldu? Kralın su kabını çaldınız. Yüklerimizi arayınız. Biz buraya hırsızlık yapmaya gelmedik. Eğer onu sizden birinde bulursak suçun cezası nedir? Eğer onu sizden birisinde bulursak suçunun cezası nedir? Kim çalmışsa onu esir olarak alırsınız dediler. Hazreti Yusuf geldi. Sırasıyla hepsinin yükünü aradılar. En son olarak Bünyamin'in yükünü aradılar. Su kabını orada buldular. Bünyamin'in suçunun cezası olarak onu alıkoydular, bırakmadılar. Onu orada bıraktılar. Diğer kardeşleri şöyle dedi. Mümkündür, kardeşi de daha önce çalmıştı dediler. Babalarına, Bünyamin'in koruyacaklarına dair yemin ettiklerini anlayınca, hatırlayınca Yusuf'a ey efendim, onun yaşlı bir babası var. Bizden birini onun yerine al, biz seni iyi bir insan olarak görüyoruz. Diğer ricada bulundular. Yusuf Aleyhisselam, Allah'a sığınırım. Nasıl olur da suçsuz birini yanımda tutarım? O vakit zulmetmiş olurum, dedi. Yani su kabı onun şeyine çıktı. Suçlu o ise ben onu alırım. Sizin mesela yükünüzde çıkmayan şeyi ben niye sizi alayım onun yerine? En büyük kardeşleri biz onu koruyacağımıza dair yemin etmiştik. Bünyamin'i almadan ben babamın yanına geri dönemem dedi. O halde ne yapacaksınız diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Ya burada kardeşini kurtarana kadar beklerim. Yahut da babam geri dönmem için izin verir. Biz ne yapalım diye sordular. Babamın yanına dönün. Oğlunun hırsızlık yaptığını söyleyin dediğim. Babalarının yanına döndüler. Babaları Bünyamin'i sorduğunda onları anlattılar. Babaları bunu kabul etmeyerek şöyle dedi. Benim oğlum hırsızlık etmez. Çocukları bizimle beraber olan insanlara sor. Bu işi herkes duydu dediler. Babaları Hazreti Yusuf'a yaptığınızı ona da yaptınız. Hazreti Yakup dedi ki siz Hazreti Yusuf'a nasıl yaptıysanız onu zindana attı, kuyuya attınız, onu da öyle yaptınız. Ben Allah'tan çocuklarımı tekrar bana geri vermesini dileyeceğim dedi. Yakup Bünyamin için çok üzüldü. Yusuf'un acısı da yenilenmişti. Gözleri kör oluncaya kadar ağladı. Çocukları bu durumdan korkarak şöyle dediler. Hep Yusuf'u hatırlıyor ve ağlıyorsun. Bu şekilde halsiz düşüp öleceksin. Artık bu ağlamayı bırak. Babaları şöyle dedi. Ben sizden şikayetçi olmuyorum. Ben halimi Allah'a açıyorum. Allah'ın bana merhamet edeceğini ve beni içinde bulunduğum bu kötü durumdan kurtaracağını biliyorum. Ey çocuklarım gidin. Yusuf'u ve kardeşini arayın. Bunca sıkıntıdan sonra rahatlık gelmeyecek diye ümit kesmeyiz. Çünkü kafirlerden başkası Allah'tan ümidini kesemez. Hazreti Yusuf, kardeşlerim Mısır'a gittiler. Hem bir miktar yiyecek alacak, hem de krala kardeşlerinin bağışlanmasını isteyecekler. Hazreti Yusuf'un huzuruna girince, ey efendimiz, çok kötü bir duruma düştük. Yanımıza değersiz bazı mallardan başka bir şey yok. Sizden buğday istemeye geldik. Kardeşimizi de bağışlamanızı rica ediyoruz dediler. Hazreti Yusuf onlara şöyle dedi. Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı artık anladınız mı? Dikkatlice Yusuf'a bakarak şöyle dediler. Yoksa sen Yusuf musun? Evet, ben Yusuf'um. Bu da benim kardeşim. Allah bize büyük bir lütufta bulunmuştur kardeşleri. Evet, Allah seni bizden üstün kılmıştır. Sana ve kardeşlerine yaptıklarımızdan dolayı bizi bağışla dediler. Hazreti Yusuf onlara korkmayınız dedi. Sizi yaptıklarınızdan dolayı kesinlikle cezalandırmayacağım. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Babasına durumunu sordu. Şöyle dediler. Senin için çok ağladı. Bu nedenle gözleri kör oldu. Hazreti Yusuf gömleğini çıkararak
Yusuf'u öldürmeyiniz, kuyuya bırakınız diyen kardeşine verdi. Ona şöyle dedi: gömleğimi götür, bunu babam yüzüne sürsün, gözleri açılır. Bütün aileyi alıp buraya geliniz, burada bolluk içinde yaşarsınız. Yakup oğullarının dönüşünü bekliyordu. Onlar yaklaştıkça sanki Yusuf'un kokusunu alıyordu. Çevresindekilere şöyle dedi: ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Arkadaşları birisine bakarak, birbirine bakarak eski vehimlerine tekrar dönüyorsun. Yusuf öldü. Yusuf öldü. Yıllar önce kurt yedi onu, dediler. Yakup'un çocukları geldiler. Yusuf'un gömleğini babalarının gözlerine sürdüler. Gözleri açıldı. Çocuklarına dememiş miydim size? Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu beni Yusuf'la bulaştıracağını biliyordum, dedi. Çocukları bizi bağışlaması için Rabbimize dua et, dediler. Yakup aleyhisselam, Rabbime sizi bağışlaması için dua edeceğim. Muhakkak o bağışlayıcı ve merhamet edicidir, dedi. Yusuf, Yakup tüm ailesini toplayarak Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında Yusuf onları karşıladı. Babasına ikramda bulundu. Mısır'a girecekleri sırada şöyle dediler: Allah'ın izniyle Mısır'a emin olarak giriniz. Saraya vardıklarında Yusuf tahtına oturdu. Babası, annesi ve kardeşleri çevresine toplanmış saygıyla duruyorlardı. Hazreti Yusuf babasına: ey babacığım, işte gördüğüm rüyanın yorumu. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Şeytan kardeşlerimle benim aramı açtı, dedi. Rabbim bize bir şey diledikten sonra sebepleri de yaratır ve onu gerçekleştirir. Gördünüz mü? Allah Celle ve Aleyh Hazretleri nasıl Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını çıkardı? Anasını götürdü, babasını götürdü, bütün kardeşleri götürdü. O da kardeşleri kendilerine o kadar zulüm yaptıkları halde götürdüler, onu kuyuya attılar. Fakat o kral olduğu halde onları cezalandırabilir ve onları öldürebilirdi de hepsini bağışladı. Allah'tan bağışlanmasını diledi. Ben sizi affediyorum. Artık Mısır'a efendim emin bir şekilde girebilirsiniz diye hem Allah'a tövbe ettiler hem istiğfar ettiler. Biz bir daha şeytanı aramıza koymayız, dediler. Onun için biz de hiçbir zaman şeytanı aramıza koymayalım, kin beslemeyelim, hiçbir zaman kıskançlık yapmayalım, hiç kötülük düşünmeyelim ki Allah bize acısın, bize affetsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.